Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videomda bir testnetten bahsedeceğim. Bu testnet şu an ekranda görmüş olduğunuz Primex Finance'in testneti. Ben bunu sizlere 4 ay önce tanıtmıştım. Fakat bu testnetimiz alfa sürümüydü. Yani bizler ethereum ağı içerisinde rikibuy testneti üzerinde yapıyorduk bu işlemleri. Hatta şöyle gösterelim. Bakın metamask'a girdiğimiz zaman burada iki tane farklı testnet ağı var. Bunlardan bir tanesi rikibuy, bir tanesi de goerli. Alfa testneti rikibuy üzerindeydi. Beta testneti goerli üzerinde olacak. Dolayısıyla siz buradan goerli testnetini seçeceksiniz. Daha önceden benim videomla birlikte Ricky Bay testnetine katılanlar zaten onlar işlemlerini yaptılar ve transactionlarını Explorer üzerine kaydetmiş oldular. Şimdi ise Goerle içerisinde işlemler yaparak burada da transactionlarımızı arttıracağız. Şimdi buraya katılmak için gerekli olan linkler bir önceki videomda da var. Bu bir önceki videomun linkini ben yorumlar kısmına şu şekilde sabitleyeceğim. Buradan da sizler gelip testnet katılımını gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında form doldurma kısmı var. Biz burada alfa testnetine katılırken form doldurmuştuk. Aynı formu tekrardan doldurmamız gerekecek. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar konuya geçmeden beni takip etmek isteyenler kanalım üzerinden videonun altında abone ol kısmı var. Oradan tıklayarak abone olabilir ve abone olduktan sonra muhakkak zil ikonuna basın ki 60 olduğum videoları erken erişim sağlayabilirsiniz. Benim şuradaki videolarımın altında bütün sosyal medyalarım var. Buradan erişimi sağlayabilirsiniz. Özellikle Telegram ve Twitter üzerine aktif bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben çok fazla PrimeX Finance üzerindeki test neler yapacağımızla alakalı bilgi vermeyeceğim. Çünkü bir önceki videomuzda yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Neydi bu işlemler? Kısaca bahsedelim. Girdiğiniz zaman şu yukarıda bakın token faucet var. Buraya girip şunların hepsini mint ediyorsunuz. Şöyle mint'e bastığınız zaman tabii ben de günlük olarak limiti açtığımdan dolayı günde bir sefer yapabiliyorsunuz. Mint yaptığım zaman Metamask'tan bir onay isteyecek. Bu onayları geçtiğim zaman benim cüzdanıma bütün tokenler gelmiş olacak. Şöyle baktığımız zaman tokenleri görebilecek miyim? Eğer buradaki kontratlarını eklemişsem görebilirsiniz. Mesela ben USDC'nin kontratını eklemiş miyim? Eklemişim gibi gözüküyor ama burada USDC olarak 50 gösteriyor. Bu yanlış arkadaşlar. Normalde bizim bakiyemizde şu an bakın bunlar var bakiyelerinizi şuradan görebilirsiniz. İlla metamask'la görmek zorunda değilsiniz. Şimdi bunları bizler ilk önce Land kısmına gidip şunlara depozit yapabiliriz. 3 tanesi için şu an görmüş olduğunuz gibi açık. Şunlar açık değil. Depozit diyerek yatırmak istediğimiz miktarı. Mesela ben bir 5 daha yatırayım buraya. Depozit diyelim. Metamask'tan onay isteyecek. Ve ben bu onayı verdikten sonra işlemim gerçekleşecek. Bunların üçüne de gün içerisinde gün aşırı veyahut iki günde bir, haftada bir gelip burada muhakkak bu işlemleri yapıyoruz. Transaction'ımızı arttırmak için. Bunun dışında bu işlem gerçekleştikten sonra ertesi gün withdraw da yapabilirsiniz. Yani yatırmış olduğunuz 5 taneyi, 2 tanesini, 3 tanesini çekebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi transaksiyonlarınızı arttırmış olacaksınız. Şu an itibariyle işlem gerçekleşti. Bakın başarılı bir şekilde 5 tane Warp Ethereum buraya kilitlenmiş oldu. Yapmış olduğunuz bütün işlemlerinizi gelip şuradan deposit kısmından görebilirsiniz ne kadar Ethereum ne kadar Bitcoin ne kadar USDC yatırdığınızı. Buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda withdraw diyerek buradan da çıkış gerçekleştirebiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz aktiviteleri şuradan görebiliyorsunuz. Burası bu şekilde lend kısmı. Onun dışında trade kısmına girerek burada toplamda Spot ve margin olmak üzere iki tane işlem yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi spot marketten işlem yapabilirsiniz veya da limit olarak işlem yapabilirsiniz Veyahut da margin kısmında genel aynı şekilde market ve limitten işlem yapılabiliyor. Burada aşağıdaki kısımdaki tek profit kısmını ve aynı zamanda stop loss kısmını muhakkak doldurmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse marketten de bu arada işlem yapabiliyorsunuz, limitten de işlem yapabiliyorsunuz. Limitten işlem yaparsanız buraya arkadaşlar gelip kendi istediğiniz rakamı yazabiliyorsunuz. Fakat marketten yaparsanız o anki işlemi direkt marketten işlem olarak yapıyor. Mesela diyelim ki ben burada bir tane Bitcoin almak istiyorum. Bir tane Bitcoin almak istediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? 17.600 harcamam lazım. Bende o kadar var mı? Bende o kadar yok. Mesela 0,01 diyelim. 0,01'i buradan 175 dolar karşılığında almak istiyorum. Aşağı doğru inelim. Tabi long pozisyonu açacağım için burada tek profiti şöyle yapabilirsiniz. 18 bin dolar. Stop loss da 16 bin dolar olabilir. Aşağı indiğimiz zaman mesela bakın burada kaldıraçlar var. 10 kaldıraç. 10 kaldıraç dediğimiz zaman likidasyon aşıyoruz. 5 kaldıraç diyelim. Bakın şu an aşmıyoruz likidasyonu. Bu şekilde doldurarak market üzerinden Marjin işlem açabilirsiniz. Hemen şöyle bir tane pozisyon açalım. Zaten benim bir tane pozisyonum açık. Yetersiz bakiye diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şuraya Ethereum yaparsam pozisyon açılır diye tahmin ediyorum. Şöyle tekrardan bakalım. Evet şu an pozisyon açılıyor. Şuradan hemen onayımızı verelim. İki tane onay verilecek. Bunlardan bir tanesi kontrata bağlanma. Diğerisi ise işlemin buraya kaydedilmesi. Şimdi pending kısmı geçtikten sonra bir kere daha ona isteyecek bizden. Burada yapmış olduğunuz işlemlerde illa bilmenize gerek yok. Sonuçta burası bir testnet olduğu için kayıp yaşasanız da çok önemli değil. Sadece amaç burada işlem yapıyor olmak. Bu işlemleri kendisi kapatmasa bile pozisyon olarak siz gelip şuradan Bakın gördüğünüz gibi close pozisyon yazıyor. Close pozisyona basarak kapatabilirsiniz. Veyahut da edit pozisyon diyerek de bu spot işlemlerde veya da marjin işlemlerdeki pozisyonlarınızın değişimini yapabilirsiniz. Mesela spot işlemde yukarıdan almak istiyorum veyahut da aşağıdan almak istiyorum, yukarıdan satmak istiyorum gibi pozisyonlar girebiliyorsunuz. Evet şu an işlem gerçekleşti. Biraz ağır olduğu için bekletiyor. Şimdi burada bir pending süremiz daha olacak. Evet arkadaşlar pozisyonu açtık. Burada marjin pozisyonu açtığımız için pozisyonlarımızı marjinde görebiliriz. Bakın margin position burası. Bir de marjin limit pozisyonu var. Biz margini marketten açmıştık. Burası market pozisyonu. Şurası da limit pozisyonu. Marjinin limit pozisyonu. Benim daha önce açmış olduğum işlem burası. İki kaldırı açılı. Bu da yeni açmış olduğumuz. Şurada spot limit orderımız var. Şurada da spot pozisyonumuz var. İstediğimiz zaman bunları Dediğimiz gibi kapatabiliriz. Kendisi de kapanabilir. Vermiş olduğumuz take profit kısmına gelirse kapatır. veya da stop patlarsa o şekilde kapatabilir. Yapmanız gereken işlemler bunlar. Şimdi aslında benim bu videodaki konumuz olarak tokenomik kısmına bakmak istiyorum. Çünkü tokenomik kısmım 3 gün önce açıklandı. Erken katılan kişiler burada işlem yapan kişiler ödül alacaklar. Bununla alakalı da bilgi aşağıda şöyle gelelim Türkçe'ye çevirelim hatta. Bakın dağıtım kısmı burada. Toplam kamu %35'lik bir kısım dağıtılacak. %35'lik kısmın ise erken katılımcılara %30'u dağıtılmış olacak. Bu %30'luk kısmı kimlere dağıtılacak? Onunla alakalı da bilgi burada bakın. Alfa ve beta test ağlarının piyasaya sürülmesinden bu yana PrimeX ekosistemine aktif olarak katılan kullanıcılar, ilk kullanıcılar. Bunlar ödül almaya hak kazanacaklar. Biz de bunlardan olmaya çalışacağız. Yani bu kişiler arasına girmeye çalışacağız. Özellikle Discord kanallarına da katılmayı unutmayın. Onu söylemeyi unutmayayım. Burada Discord kanallarında muhakkak aktif olalım. Yani burada karşılaşmış olduğumuz sıkıntılar olabilir testnette. Bununla alakalı ekran görüntüsü alarak burada arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Feedback bakın şurada yazıyor zaten. Feedback bırakabiliyorsunuz. Bu feedbackler önemli. Bunun da nedeni burada arkadaşlar rol almamız gerekiyor. Bu rol alma işleminde de burada yorum yapma, feedback bırakma, yorumlara cevap verme gibi durumlarda şöyle göstereyim. Ben burada arkadaşlar şöyle kendim selam diyeyim mesela. Bakın burada benim sarıyla ifade ediliyor. Üstüne tıkladığım zaman bakın erken trader alfa kullanıcısı. Daha önceden alfayı kullandığımız için bu şekilde alfa kullanıcısı olarak ibare çıkıyor arkadaşlar. Beta kullanıcısı olduğunuz zaman beta ibaresi çıkar mı onu bilmiyorum ama alfa daha önceden olduğu için şu an siz yeni katılırsanız alfa kullanıcısı ibaresi olmaz. Onun dışında erken leader ve erken trader kısmında rollerimizi almışız. Mesela şurada daha fazla rol alan var. Bu büyük bir ihtimalle çok aktif olan bir kişi. Mesela onun dışında farklı renkler var. Şunlara bakalım. Early leader, early keeper, early trader. Mesela bu beta kullanıcısı. Büyük bir ihtimalle biz de burada beta user olacağız. Alfa artı beta olacak bizimkisi. Benim gibi katılanlar için söylüyorum. Şuna da bir bakalım. Bakın burada sadece early trader var. Yani dolayısıyla burada alfaya katılmamış. E şimdi ben size yorumlar kısmında sabitlenmiş olarak bir form vereceğim. O formu da muhakkak doldurun. Yani zaten formu doldurmak basit olduğu için nasıl dolduracağınızı göstermiyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yorum, görüş, soru olursa muhakkak yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Videomuzu da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.